Evet, muhterem arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 23 Ocak 2019. Olağan basın toplantımızı yapıyoruz. Ne yazık ki her zaman olduğu gibi bu sefer de yine basın toplantımıza birkaç üzücü hadiseyle başlamak ihtiyacını duyuyoruz. Geçtiğimiz cumartesi günü Libya'dan hareket eden bir göçmen botu ne yazık ki battı. Tam 117 göçmen hayatını kaybetti. Bunların içinde bebekler, hamile kadınlar var. Yine bir umut yolculuğu ne yazık ki hüzünle, acı bir dramla son buldu. Bu gelişmelerle Akdeniz adeta bir mülteci mezarlığına döndü desek abartmış olmayız zannediyorum. Bunun yanında ayrıca pazartesi günü bir de Afganistan'da menfur bir saldırı meydana geldi. Bizi en çok üzen hadiselerden bir tanesi kendilerine İslami bir kimlik giyen insanlar acımadan kendi kardeşlerini katlediyorlar. Katletmekten de adeta zevk alıyorlar. Bunu da bir başarı gibi dünya kamuoyuna açıklamaya kalkıyorlar. Bundan dolayı da bu bizi sürekli olarak endişelendiriyor. Bunların Müslüman bir kimlik iddiasında bulunmaları onların ciddi manada bir Müslüman olduğunu göstermez. Masum insanları katletmek bir cinayettir ama bir camiyi bombalamak daha da büyük bir cinayettir. Bir kiliseyi bombalamak da aynı şekilde veya havrayı. Bizim için bombalanan yerler değil, bombalanan kişiler önemlidir. Bundan dolayı bu katliamların tamamını nefretle kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu saldırılarda hayatını kaybedenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet, yakınlarına ve Afgan halkına da başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu bizim kaçıncı feryadımız onu da bilemiyorum. Lakin özellikle İslam dünyasında yaşanan bu trajedilerin son bulması için üzerimize düşen ne varsa yapmamız gerektiğini bir defa daha vurgulamak istiyorum. Muhterem arkadaşlarım, bu saldırılardan, bu gelişmelerden kurtulmamızın en önemli adımı İslam ülkeleri olarak bir araya gelmek mecburiyetinde olduğumuz kanaati bizde hakim. Biz bir araya gelemezsek, kendi dertlerimizle biz dertlenemez, ilgilenemezsek, başkaları bizi birbirimize düşürebilmek için her türlü çareye başvurmakta tereddüt etmezler. Israrla söylüyoruz ki bu gelişmelerin büyük bir kısmı İslam ülkelerini hedef alan, ülkemizi hedef alan hain odakların planlarıdır, projeleridir, tahrikleridir. Tabii bütün bunların yanı sıra Moro'da bir güzel gelişme de oldu. Onu da hatırlamaktan geçemeyeceğiz. Hatırlamadan pazar günü Filipinler'de Bangsamoro Moro eyaletinde gerçekleştirilen referandum sonucunda Moro halkı 3 asırdır süren mücadelelerini başarıyla sonuçlandırdılar ve özerkliklerini kazandılar. Bu netice bize sorunlarımızın çatışarak değil, diyalogla çözülebileceğini bir defa daha ispat etmiş oldu. Biz dünya çapında da, bölge çapında da, ülke çapında da problemlerin savaşarak değil, barış içinde, çatışarak değil, diyalogla çözülmesi gerektiğini yıllardır vurguluyoruz. Burada alınan bu neticede bunun güzel bir örneği oldu. Ben bundan dolayı
Filipinleri ve Moro Müslümanlarını gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. Zaten genel başkanları da son İstanbul'da yapılan Müslüman Topluluklar Birliği toplantısına katılmış. Bu neticeyi beklediklerini referandumun kısa zamanda yapılıp kendi idarelerine, kendilerinin bölgedeki idareye hakim olacaklarını, bu yetkiyi kazanacaklarını ifade etmişti. Bu böylece gerçekleşmiş oluyor. Muhterem arkadaşlarımız, son zamanlarda tabii internet ortamı, sosyal medya ortamı herkesi etkileme yönünde gelişiyor. Gençlerimiz de sürekli olarak bir takım yenilikler ortaya koyuyorlar. Son günlerde sosyal medyada yeni bir akım başladı. Gençler 10 years challenge diye bir şey koydular. Adı da İngilizce. Ama kendi aralarında bunun bir ifade ettiği mana çok açık olarak ortaya çıkıyor. 10 yıl önceki fotoğraflarını bugünkü fotoğraflarıyla kıyaslıyorlar. Biz de tabii buradan örnek alarak bir takım kıyaslamaların yapılmasının faydalı olacağı kanaatine geldik. Türkiye'nin 10 years challenge'ını yaptık. 1909 ile 2019 yılını fotoğrafları yerine rakamlarla ifade etmeye çalışacağız. 2009 yılında Türkiye'nin dış borcu 276 milyar dolar idi. 2019 yılında büyük gayretlerle bu 450 milyar dolara çıkarıldı. Merkez Bankası'nın, daha doğrusu merkezi hükümetin borçları ise 2009'da sadece 442 milyar liraydı. 2019 yılında son rakam 1 trilyon 67 milyar lira. Aslında bu 1 trilyon 200'e çıkmıştı. Dolardan dolayı birazcık gerilemiş oldu. Ama şimdi yeniden bir hamle yapıp açığı kapatacaklar gibi gözüküyor. Enflasyon 2019 yılında %11'di. Resmi rakamlara göre 2019 yılında %20'ye çıktığı söylendi. Ama çarşıya, pazara çıktığınız zaman bunun öyle %20'lerle ifade edilemeyeceğini herkes görüyor. Hükümet de telaşlanıyor. Kabahati doğrudan doğruya pazar veya marketlerde bulmaya kalkıyor. Fiili rakamın %20'ler değil, %60'larda olduğunu, 68'e kadar çıktığını dünya alem biliyor. Bu arada Merkez Bankası faizleri de 2009 yılında %9 civarındaydı. Şimdi %24'e çıktı. Banka faizlerine gelince, o zaman %17'lerde bulunan banka faizleri şimdi Türkiye'de %40'ların üzerine tırmanmış bulunuyor. Tabii dolar kuru da bu arada 1,34'ten, hatta biz bunu 1 liraya indireceğiz gibi bir hükümetin hevesi de vardı, ama şimdi 2019 yılında 5,33 küsuratları atarak söylüyorum TL 1 dolar. Benzinin litresi 2009'da 3,2 liraydı. Şimdi 2019'da 6,20'ye yükseldi. Soğan tabii bizim ekonomi durumumuzu tarifte önemli bir yer işgal ediyor. Hükümet de bu konu üzerinde çok ciddi bir şekilde duruyor. Soğanın kilosu maalesef 2009'da 1 lirayken şimdi 5,5 liraya çıktı. Bunu kontrol edebilmek için de soğan ithal edildiği takdirde soğandaki bütün vergiler kaldırıldı. Domates, orası biraz daha feci olmuş. Biz bir ara Rusya'ya domates satalım diye tepinip durduk, ama şimdi domatesin kilosu 75 kuruştan 2009'da 2019'da 6 liraya yükseldi. Ama pazara gittiğiniz zaman 6, 7, 8, 10 liraya kadar domates var.
arasındaki fark nedir bilmiyorum ama ben alışverişi arada sırada yaptığım için biliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Görüldüğü üzere 10 yılda Türkiye bayağı bir mesafe kat etmiş. Ne yazık ki birçok bakımdan daha da geriye gitmiş gözüküyor. Biz 2029 Türkiye'sinin 2019 Türkiye'sinden daha müreffeh ve daha yaşanabilir bir ülke olmasını temenni ediyoruz. Tabii bunların yanına bazı rakamları daha ilave etmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü hükümet kredi kartları, kartı borçlarının ödenebilmesi için de bir çabanın içine girdi ama kredi borcu, kartı borcunu ödeyemeyenler 715 bin kişi. Birkaç bin kişiye, 40, 50, 70, 80, 100 bin kişiye bu imkanı sağlamak bu derde derman olmak manasına gelmiyor. Ödenemeyen banka borcu sahipleri ise yaklaşık olarak 827 bin kişi. Türkiye'de takibe düşmüş borçlu sayısı 4,6 milyon kişi ne yazık ki. Tabii bunlar bizi endişeye sevk ediyor. Hükümet hala ümit pompalamak istiyor ama attığı adımların hiçbir tanesi bugüne kadar devirdikleri çamların yerine yeni çam dikmeye yetmiyor. Kendi aldıkları kararlar ve icraatlarla bu noktaya geldiğimizin farkına bir türlü varamıyorlar. Varıyorlarsa bu da bunu itiraf etmekten çekiniyorlar. Bu ne Amerika'nın, ne Avrupa'nın, ne başka bir yerin kabahati. Burada esas mesul olan 16 yıldır Türkiye'yi idare eden iktidar, bugüne kadar Türkiye'yi bu noktaya getiren iktidarın uyguladığı ekonomik politikalardır. Ancak bazı müsbet gelişmeler de var, onu da ifade edelim. Bir müsbet gelişmeyi de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fazıl Say'ın konserine gitmesi. Yani Türkiye seçime giderken bir cumhurbaşkanının konsere gitmesi bu kadar önemli bir hadise olarak vasıflandırılabilir mi? Onu bilmiyorum ama vasıflandırıldı. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı prensip olarak tasvip etmediği hatta kınadığı bir insanın konserine gitti. Bize göre erdemli bir adım. Cumhurbaşkanları hangi fikir, hangi inanca sahip olursa olsun herkesle bir araya gelebilmeli, herkesin derdini dinlemeli, herkesin derdiyle ilgilenmeleri. Ama bizim Cumhurbaşkanımız çok katı bir AK Partili. Cumhurbaşkanlığı zaten partisi sıfatını kaybettikten sonra Türkiye'de işler allak bullak oldu. Kimsenin Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanına yaklaşması muhalefette ise derdini söylemesi, dinletmesi neredeyse mümkün değil gibi bir hal aldı. Bu da Türkiye'yi maalesef kamplaşmaya doğru götürüyor. Bu kamplaşma bölgedeki gelişmeler dikkate alındığı zaman endişe verici bir boyut kazandı diye biz sıkıntıda hissediyoruz kendimizi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu makam böyle bir adımı atmasıyla havanın da birazcık yumuşamasına sebep oldu. Fakat ne hikmetse ülkenin normalleşmesi adına benzer bir adımı biz atsak hemen hiç çekinmeden hain damgasını yapıştırmada acele ediyorlar. Birbirleriyle adeta yarışıyorlar. Ve bizi Erbakan hocamızın kemiklerini sızlatmakla itham ediyorlar. Ya Allah'tan korkun biraz.
Sizin yaptığınız ne olursa olsun bütün yanlışlar sevaphanenize yazılıyor zannediyorsunuz. Bütün hatalar öyle görülüyor zannediyorsunuz. Sizinle siyaseten aynı fikri paylaşmayanların da hain olduğunu itham etmeye kalkışıyorsunuz. Aslında bu tavır ülkeye yapılan en büyük kötülüktür. Onu da söylemekten geçemeyeceğim. Tabii iktidar medyası da Sayın Cumhurbaşkanı'na şimdi bu tavrından dolayı övgüler yağdırıyorlar. Şunu herkes bilmeli ki Cumhurbaşkanı'na veya AK Parti'ye helal olan başkalarına haram, onlara haram olan başkalarına helal değildir. Yanlışlık ve doğruluk herkes için aynı açıdan mütalaa edilmesidir. Mütalaa edilmesi gerekir. Farklılıklarımızı da ortaya koruruz ama bunu bir düşmanlık vesilesi olarak değil, ülke menfaatlerini korumak adına yaparız. Birbirimizi de tenkitlerden, bize karşı yapılan tenkitlerden dolayı bir kardeş olarak görmek mecburiyetindeyiz. Yanlışımızı bize hatırlatan. Ve her zaman söylüyoruz, sadece dost acı söyler. Yalakalar acı söyleyemez. Sizden bir menfaat bekleyenler gerçekleri sizin yüzünüze karşı söyleyemezler. Bundan dolayı tavırlarımız bizim mutlaka düşünerek atmak mecburiyetindeyiz. Ülkenin sorunlarını çözeceksek çifte standarttan mutlaka vazgeçmek mecburiyetindeyiz. Yerel seçimler yaklaşıyor muhterem arkadaşlar. Bu sebeple de siyasi demeçler, açıklamalar havada uçuşmaya başladı. Lakin bunlardan bazıları bizi hayrete değil bazen dehşete düşürüyor. Muhalefet bazı şeyleri söylese anlarım da iktidarı destekleyenler söylediği zaman havsalam almıyor. Neden? Çünkü bu seçimlerde iktidar ve iktidar yanlılarını bir korku saldı. Neredeyse çıkıp ya bir ihtilal olsa şu hükümetin lehine iktidara rağmen alkışlayacaklar. Bir milletvekilinin yaptığı açıklamayı size burada bu sebeple hatırlatmak istiyorum. Sayın milletvekili diyor ki kazanamazsak tüccar kaybedecek. Başörtülüler caddelerde yürüyemeyecek. Esnaf huzurlu olmayacak. Silahlı çeteler yine şehirlerde peydahlanacak. Esnaf yine ikinci vergiye tabi olacak. Vay be! Adama bak. İkinci verginin kendi dönemlerinde ortaya çıktığını unutmuş gözüküyorlar. Ya bu barış dönemi dediğiniz dönem ne çıktı be? Sizin zamanınızda çıktı. Siz onu vahşetle örttünüz, üstünü örtmeye gittiniz. Allah'tan korkun ya. Bu kadar pervasızlık, bu kadar milleti korkuya sevk ederek oy toplama gayreti olmaz. Hiç tereddüdünüz olmasın. İktidar da, iktidar yandaşları da bu seçimde kaybedecekler. İktidar değişmeyecek ama. Herkes bunu bilmeli. Bu telaş neden bu kadar fazla artıyor? Onu anlamakta güçlük çekiyoruz. Ama gözüken köy kılavuz istemez derler. Şunu görüyorlar. Ha, bu seçimlerin ardından genel seçimler gelecek ve artık biz ayakta duramayacağız. İktidarı terk etmek mecburiyetinde kalacağız. Esas korku buradan kaynaklanıyor. Bunun için her türlü çareye gayri hukuki, adil olmayan baskıcı çareye başvurmaktan da geri durmuyorlar.
şunu herkes bilmeli ki bugün korktukları ne varsa 10 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ortaya çıktı. 16 yıllık bir iktidar kendilerinden önceki dönemi kötü göstererek kendilerinin iyi olduğunu söyleyemezler. 16 yıl dile kolay. 17. yıla girdik. ...1989 yılını hatırlarsak ANAP iktidardaydı ve yerel seçimleri kaybetti. Türkiye'nin neredeyse tamamında bütün illeri, Malatya hariç. AK Parti şimdi yine korku ile seçimleri kazanma sevdasına düştü. Bir takım adımlar atmaya çalışıyor ama bu adımların netice vermediğini vatandaş görüyor. Tehditlerle artık kimseyi susturamayacaklarını gördüler. Tehdidin şiddetini artırmaya çalışıyorlar. Seçime yakın başka hangi yollara başvuracaklar bilmiyoruz. Ama arkadaş, bu millet artık bu iktidarın baskısından yıldı, yeter diyor. Onun için söylüyoruz, tekrar tekrar, korkunun ecele faydası yok. Türkiye yerel yönetimlerde bir değişime ihtiyaç duyuyor. Bunu kimse görmezden gelemez. Yani arada sırada bazı konferanslarda dile getirdiğim bir İngiliz'in romanı var. Sayın Cumhurbaşkanı geçmişle hayvanlar çiftliğine bir atıfta bulunarak oradaki konuyu kendisi lehine benzetme yoluna gitmişti. Ben de şimdi 1984 yılın adlı kitabında bazı örnekleri size aktarmak istiyorum. George Orwell hakikaten 1948 yılında bir roman yazmış. Son iki harfi değiştirmiş. 48'i 84 yapmış. 84'te dünya nasıl bir dünya olacak? İngiltere'de nasıl bir ülke olacak? Orada devletin şahıslar üzerinde ne kadar etkili olduğunu göstermek için bir misal var. Diyor ki hükümet reisi, şu parmağım kaç? 4 diyorlar. Hayır, 5 diyor. 5'se 5'dir diyorlar. 5'ini gösteriyor. 5 dedikleri zaman da yok, 4'tür diyor. Parti ne diyorsa, baştaki insan ne diyorsa aynen onu söylemek, tekrar etmekle mükellefsiniz. Doğru mu? Yanlış mı? Bu vatandaşın ne haddine? Hatta o günkü şartlarda televizyonları şöyle ayarlamışlar. Televizyonlar iki yönlü çalışıyor. Televizyonu siz seyrederken sizi de seyrediyorlar. Eğer üzüntülü bir haliniz varsa bir düşünce polisi var, tak 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 kapı çalınıyor. Hayırdır inşallah, devletten bir şikayetin mi var? Eğer siz aşırı bir sevinç içindeyseniz kapı gene çalışıyor. Hayırdır inşallah, ne oldu bu sevinç, niye? Şimdi bizi 1984'e götürmeye çalışıyor. Bu millet buna rıza göstermez. Şartlar çok değişti. Biz ümit ediyoruz ki 1984 sendromundan Türkiye kısa zamanda kurtulur. Kimse bize 4 parmağını gösterip bunun 5 olduğunu dikte ettiremez, ettirmemelidir. Doğruya doğru, eğriye de eğri, yanlışa da yanlış demek mecburiyetindeyiz. Biz bu doğruları tekrar edeceğiz. Birileri bundan rahatsız olsa da. Muhterem arkadaşlarım, tabii bu hafta sonunda aday açıklamalarımız da devam ediyor ama açıklamalarımız, biz Saadet Partisi olarak yerel
yönetimlerde göstereceğimiz adaylarımızın tanıtımını inşallah cumartesi günü yapacağız. Pazar günü, 27 Ocak pazar günü. Bütün halkımızı da bekliyoruz. Belki %100'ü gerçekleşmeyebilir ama belediye başkan adaylarımızın gerek iller, gerek ilçeler, gerekse beldelerde kimler olduğunu ciddi bir şekilde halkımıza aktaracağız. Aynı zamanda da seçim konseptimizi de duyuracağız. Ümit ediyorum ki bu bugüne kadar başka partilerin yaptıkları tanıtımlardan oldukça farklı bir tanıtım olacak, ilgi de çekecek. Ve biz bu seçimlere herkes şunu bilmeli ki kazanmak için gireceğiz. Kimseye karşı husumet duyduğumuzdan, kimseye karşı düşmanlık beslediğimizden değil. Biz halkımızın beklentilerine cevap verecek adaylar aramamızdan dolayı aday tanıtımımızı belki başka partilere rağmen biraz gecikerek açıklıyoruz. Zaten hukuken önümüzde bir ay gibi bir zaman var. Hatta bir aydan daha uzun bir zaman var. İnşallah o güne kadar bütün eksiklerimizi de tamamlayacağız. Bizim hedefimiz bütün seçim bölgelerinde seçime girmek, hem belediye başkan adayları olarak hem de belediye meclis üyeleri ve büyük şehirlerin dışındaki yerlerde de il genel meclisi üyeleri adayları olarak. Türkiye'de biz yeniden aynen 1989'da olduğu gibi bir adım atacağımıza inanıyoruz. Bu adımın memleketimize, milletimize, ülkemize, bölgemize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Bizim bütün bu açıklamalarımız gerçeklerin vatandaşlarımız tarafından daha iyi görülmesi ve anlaşılmasına matuftur. Elbette iktidar yönünden de bir ikazdır. Düşmanlık ifade etmek için değil, nasıl ki Cumhurbaşkanı Fazıl Say'ın konserine gidiyorsa, başka muhaliflerle de bir araya gelme erdemini göstermeli. Biz bu memlekette 81 milyon kardeşiz. Buna vurgu yapmak mecburiyetindeyiz. Herkesle kucaklaşmaya mecburuz, fikirlerimiz farklı da olsa, ülkenin problemlerine yönelişimiz farklı da olsa. Bu sözlerle hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sorusu olan varsa cevaplamaya çalışacağım. Buyurun. Sizi de bir tanırsam ben. Haber. Buyurun. Göstereceğiz. Biraz gecikti biliyorum ama göstereceğiz. Biz tabii birçok yerde, bir defa şunu hemen söyleyelim, biz girdiğimiz her yerde başka partilerin de bizim adaylarımızı desteklemesini arzu ediyoruz. Sadece bu Adıyaman için değil, bu İstanbul için de, Ankara için de, İzmir için de. Yani biz buralarda çok iddialı gözükmesek bile biz elbette, çünkü bugüne kadar bize oy vermemiş olan kesimler oy vermezse, geçen seçimlerdeki tablo ortaya çıkarsa nasıl iddialı olabiliriz? Onun için her kesimden destek bekliyoruz ve alacağımızı da ümit ediyorum ben. İnşallah. Tabii her yerde olur mu olmaz mı, onu zaman gösterecek. Bildiğiniz gibi Sayın Ünsal bizim milletvekili adayımızdı zaten. O zaman Gaziantep'teydi. Bu sefer kendi memleketine geldi. Yani Adıyaman onun kendi ili bildiğiniz gibi. Evet. Endişeliyiz. Evet. Dün de Sayın YSK Başkanı açıklaması oldu. Mülkerler sahte taşımayan hiçbir şekilde bu tarz şeyler yok. Hani sahte ya da mülkerler seçmen yok dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüştüğünüz hala geçer mi? Binali Sayın Binali Bey, istifası çok tartışılıyor. Kesin tarih Mart ayında listeler sonrası deniyor.
Şubat'ta da olabilir deniyor. Sizce niye istifa etmiyor ya da istifa edecek mi? Bir de son olarak Ankara'da Sayın Mehmet Özesekil'in bazı açıklamaları var. Özellikle dikkat çeken bir kısmında. Bazı arkadaşlarımız var diyor, eskortlar, önden gidenler, arkadan gidenler, korumalar falan filan. Neler oluyor? Bu saltanat, bu üç günlük dünya burası. Neden bunlar diyor? İnsan dünyasında bunlar hava civa diyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel değerlendiriyorum. Allah razı olsun. Yani Sayın Özesekil Kayseri'de geldiği için Ankara'nın havasına yeni intibak ediyor anlaşılan. Ama söyledikleri çok isabetli. Fakat saltanat sadece belediye başkanlarında değil. Yani saltanat havası maalesef bayağı siyasilerde bir prestij haline geldi. Bu değerlendirmeyi olumlu buluyorum. İnşallah buna belediye başkanları da diğerleri de dikkat ederler bundan sonra. Tabii sandık seçmen listeleriyle ilgili bazı açıklamalar işte bizi endişeye sevk ediyor. Bakın geçen seçimlerde mühürsüz oylar geçerlidir diye bir açıklama yaptı Yüksek Seçim Kurulu. Ya yasalara alenen ters olan bir açıklamayı Yüksek Seçim Kurulu Başkanı nasıl yapar ya? Bu açıklamayı yaptığı zaman güvenlik biter. Ben güvenemem. Çünkü yasa açık. Yasanın açık olduğu yerde hiçbir hakim yorum yapamaz. Eğer bir tereddüt varsa Anayasa Mahkemesi'ne götürülür. Anayasa Mahkemesi son noktayı koyar. Bundan dolayı da ben bu kadar iddia karşısında eğer Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bu kadar duyarsız kalırsa ben işte o zaman endişe ederim. O zaman benim endişem pekişir. Şunu dese anlarım. Ya bak 3-5 yerde baktık doğru ama bu endişe edilecek bir seviyede değil. Söz gelimi. Böyle bir ifade kullansa anlarım ama hiç yok. Ya yapmayın etmeyin ya. Burası Türkiye. Herkes biliyor ki her sandıkta her seferinde birileri bir şeyler yapıyor. Ve yanına kar kalıyor. Bir kısmı önceden fark ediliyor, düzeltiliyor. Bir kısmı düzeltilemiyor. Ama Türkiye'de böyle hiçbir şey yok. Ya el insaf. El insaf, el insaf. Bizi esas endişeye sevk eden o. Bir de Sayın Binali Yıldırım'ın istifası ile ilgili ben kanaatimi çok net olarak ifade etmiştim. Sayın Binali Yıldırım'ın istifa etmesi gerekir. Meclis başkanı olarak. Ama bir endişesi var demek ki. Ya belediye başkanı seçilmeyeceğinden korkuyor veya seçilirse oraya gidip gitmeyeceği konusunda kesin bir karar vermemiş gibi gözüküyor. İkisi de endişe verici. Öyle şey olur mu ya? Kanun çok açık. Siyasi parti çalışmalarına katılamazlar. Efendim siyasi seçimler siyaset değilmiş. Şimdi buna güler misin? Ağlar mısın? Yani sağ aklımızla alay ediyorlar gibi. Öyle şey mi olur ya? Eğer seçim siyaset değilse ne siyaset? Böyle bir açıklama olur mu? Hele böyle bir açıklama sayın yani meclis başkanımıza yakışır mı? Olmaz böyle bir şey. Onun için benim endişem var. Bu benim endişemi artırdı. Onu ifade etmek istiyorum. Başka bir taraf var mıydı atladığım? Sorunuz da yok. Evet, yani orada şunu hemen ifade edeyim. Tabii şunu hemen söyleyeyim. Türkiye maalesef, üzülerek söylüyorum ama Türkiye'de bir korku imparatorluğu var. Kimse bu yok diyemez. Özellikle kendi içlerinde yani Sayın Cumhurbaşkanı bu trenden inen bir daha binemez diyor. Doğrudur. Yani bir parti olarak politikaları böyle benimsemeleri yanlış
biz göremeyiz çünkü onların kendi bilecekleri bir iş. Ama her ineni de hainlikle suçlamak, bu da doğru olmaz. Ben bu korku imparatorluğunun içinde bir kısım arkadaşların bu gidişattan endişe duydukları için AK Parti'den ayrıldıklarını bilmem dolayısıyla diyorum ki bu korkuya kapılmamaları lazım. Ben onları rencide etmek için söylemedim, bu ifadeyi kullanmadım. Çünkü herkeste bir korku var. Aslında bu korku dediğimiz, belki konuyu pekiştirmek için söylüyoruz, endişe var. Sayın Abdullah Gül için bunu söyleyemem çünkü kendisi tavrını açıkça koydu. Eğer seçim öncesi bir mutabakat sağlanabilmiş olsaydı Cumhurbaşkanı adayı olacaktı. Onun için bir defa onun yönünden bunu söylemememiz icap eder, ama ben tekraren bugünkü gidişattan endişe ettikleri, artık AK Parti'nin bundan sonra Türkiye'nin problemlerini çözecek politikalar üretemeyeceğini görenlerin bunu çıkıp açıkça söylemeleri gerekir. Yoksa ülkede bu değişiklik nasıl olacak? Ve iktidarın da değişiklikten korkmaması gerekir. Ya Cenab-ı Hak bir insanı ömür boyu devlet başkanı, başbakan olarak yaratmadı ki. Bir gün gelecek, sela okunacak. Bu dünyadan ayrılıp gidecekler. Arkanızda ne bırakıyorsunuz? Ona bakmak icap eder. Onun için korkunun ecele faydası yok. Herkes bunu bilmeli. Hele de inançlı insanlar için söylüyorum. Bu korkudan dolayı da herkesi hain, herkesi düşman görmemeli. Bundan dolayı işte söylediğiniz doğru, bir endişe var. Yani eğer bu seçimlerde iktidar beklenen, kendisinin beklediği neticeleri alamadığı takdirde, ha ipin ucu kaçtı, bundan sonra bu iş biraz daha uzarsa ben artık iktidarı da elimde tutamam büyük ihtimalle diye alel acele bir genel seçime gidebilir. Bu endişe de var. Endişe demiyorum, demeyelim. Beklenti de var. Çünkü seçime gitmek aslında vatandaştan güven istemektir. Faydalıdır. Ama seçimlerin de böyle sık sık yapılması da bıkkınlık meydana getirir. Yani burada iktidarda bulunan arkadaşlara, ya iktidarda kalmak ille de bu ülkede hayırla yad edilmeyi gerektirmez. Hele de siz iktidarda kalabilme uğruna dün benimsediğiniz prensipleri bugün çiğnemeye kalkarsanız, adaleti yıkarsanız, menfaati öne çıkarırsanız, sadece sizi övenleri müsbet, sizin hatalarınızı dile getirenleri de hain diye itham ederseniz, bu böyle gitmez. Bir gün bu bitecek. Bugün biter, yarın biter, 5 sene sonra, 10 sene sonra, ama mutlaka bitecek. Bittiği zaman da bu senenin, bu dönemlerin muhasebesi yapılacak. Kimse bundan kurtulamaz. Geçmişe bakın. Tenkit edilen tek parti iktidarının muhasebesi bugün yapılıyor mu? Tek tek yapılıyor. Ne kadar oldu? 70 sene oldu 1950'den itibaren, yaklaşık 69 sene. Ama yapılıyor. Ha 69 sene sonra bu hesaba çekilmem beni ilgilendirmez, umurumda bile değil derseniz onu bilmem. Ama tek parti iktidarını yerden yere vurup sonra da tek parti iktidarını örnek bir iktidar modeli gibi algılamak, ya bu yanlıştır, etmeyin. Şu anda biz bununla karşı karşıyayız. Onun için çifte standart var. Onun için anlaşmada zorluk çekiyoruz. Bu doğru olmaz. Bu yaklaşım memlekete fayda sağlamaz. Memleketin ötesinde bu arkadaşlarımıza da fayda sağlamaz. Ben yine üzerine vurgu yaparak arkadaşlarımız diyorum. Ama bizim bu söylediklerimiz birileri tarafından hemen tercümeye tabi tutuluyor. Hainlik, bilmem şudur budur gibi yaftalar bize yakıştırılmaya çalışılıyor. Ama biz doğru bildiğimizi söylemekten vazgeçmeyiz. Çünkü biz bir gün gelip mutlaka bu dünyada yaptığımızdan da yapmadığımızdan da hesap vereceğimize inanıyoruz.
İlahi adalete inandığınız zaman bir şeyi gizleyemeyeceğinizi de bilirsiniz. Dünyada öyle bir şey olur ki yaptığınız işleri gizleyebilirsiniz. Bir şey yaparsanız kimse görmez. Ama Cenab-ı Hakk'a inanıyorsanız onun kadiri mutlak olduğunu bilirsiniz. Ondan kaçıramazsınız hiçbir şey. Onun için inançlı insanlara özellikle söylenerek diyorum, yapmayın. Temel inanç prensiplerinizi terk etmeyin. Adalet gibi, diğergamlık gibi, liyakat gibi, şeffaflık gibi. Bunlardan hele hele kamu malına el uzatmak gibi, yolsuzluk, bilmem israf gibi, bunlardan vazgeçmeyin. Ve kardeşlik duygusunu da hiçbir zaman bir tarafa atmayın. Farklı kanaatlerde olan insanlar birbirlerinin düşmanı, hasmı değildir. Hele siyasette olsa olsa rakibidir. Daha da öteye bu götürülmemelidir. Evet, başka sorumuz yok. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.